Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Christmas özel bölümlerimizden yine merhaba. Evet, sanki televizyon programıymışım gibi hissettim. Bugün Santa olmamın nedenini tahmin edebilir misiniz? Ya, muhtemelen edebilirsiniz çünkü başlığa yazmış olmam lazım ama bugün hediye seçimlerinden bahsedeceğim size. Ve hani sevdiğimiz ya da az tanışıklığımız olduğu ya da herhangi birine bir hediye alırken ne yapmamız gerektiğinden, yani en azından benim sahip olduğum tiplerden bahsedeceğim. Neden peki beni dinlemelisiniz? Ben kendimi bildim bileli hediye alma, hediye paket açma, hediye verme konusunda çok hevesli bir insan oldum diyelim. O yüzden de zamanla bazı şeyleri takip ettim ve öğrendim. Şimdi öğrendiklerimi ya da öğrendiğimi sandıklarımı sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle karşınızdaki insanı ne kadar tanıdığınız bir numaralı etken bunda. Yani annenize mi alıyorsunuz, sevdiğinize mi alıyorsunuz, iş arkadaşınıza mı alıyorsunuz, yoksa belki de hani azıcık tanıdığınız birine hediye almak istiyorsunuz. Ki ben bu sene böyle hani az tanıdığım insanlara bile gün içerisinde yüz yüze baktığım insanlara hediyeler almayı tercih ediyorum. Öncelikle az tanışıklığınız olduğundan çok tanışıklığınız olduğuna kadar bir sıralama yapalım. Mesela az tanışıklığınız olduğu bir insana, yani mesela komşunuza, işte her gün gittiğiniz kafenin sahibine ya da nasıl diyeyim, selam verdiğiniz, sevdiğiniz ama çok yakın olmadığınız, iş arkadaşlarınız da bu kategoriye dahil olabilir. Bu kategorideki insanlara alınacak şeyler genellikle küçük şeyler. Ama hediye kurallarımdan bir tanesi benim ıvır zıvır almamak. Çünkü bir insan senden aldığı şeyi alıp atacaksa çöpe ya da çöpe atamayacak ve evinde hani biriktirdiği milyon tane şeyin arasına koyacaksa bence onun hiçbir değeri yok ve alınması kadar saçma da bir şey yok. Yani o insanı mutlu etmeyecek bir şeyi almanın hiçbir anlamı yok. Yani mesela bu klasmana neler giriyor? Hiç kimsenin kullanmayacağı süs eşyaları ya da nasıl diyeyim, melek bibloları, anahtarlıklar. Ya anahtarlıklar gene kullanılabilir ama karşınızdaki insanın seveceği tarzda bir şey almak mesela. Burada bence alınabilecek hediyeler. Karşınızdaki insan kadınsa ya da makyaj yapmayı seven bir erkekse alabileceğiniz bir numaralı şey yılbaşı olduğu için güzel bir kırmızı ruj bence o olabilir. Güzel bir kırmızı rujun yanı sıra hani yine makyaj malzemesi alabilirsiniz. Böyle hani ışıltılı, normal zamanda insanların almayacağı bir şey alabilirsiniz. Yani o insan için çok cesurca olan bir şey olabilir. Ama belki de onun biraz daha cesur olması için bir anlam ifade edebilir ona. Aslında hediyelerde aradığımız nokta da bu. Anlam ifade etmesi gerekiyor karşındaki insana. Ve bunun sadece böyle vıcık vıcık, seni çok seviyorum çocuğum şeklinde bir anlam olması değil. Hani karşındaki insana bir şey söylemesi önemli bence. Ben bütün hediyelerimi alırken karşımdaki insanın ne söylediğine bakarım. Yani şimdi çok da spoiler vermek istemiyorum ama mesela çalışmayı çok seven birine onu desteklediğinizi belirtecek, hani onun uyacağı şekilde mesela hani o tarz bir şey alabilirsiniz. Çünkü çok fazla derine girersem kendi hediyelerimi açık edeceğim, o yüzden etmek istemiyorum. Devam ediyorum. Az tanıdığınız insanlara döndüğümüzde tekrar, az tanıdığınız insanlara bile anlamlı ve onları yüreklendirecek hediyeler vermeniz gerektiğini düşünüyorum. Mesela evet, bir kolye alabilirsiniz az tanıdığınız bir insana. Ucuz bir kolye olabilir bu. Bence hani miktarı, parası önemli değil. Yani 5-10 liralık bir kolye olabilir. Ama ben o kolyeyi o kadar çok beğenebilirim ki, yani tip olarak beğenmekten bahsetmiyorum. Ruh olarak beğenmekten bahsediyorum. Çünkü mesela dışarı çıktığımızda kendimize o ucuz takıları aldığımızda neden alıyoruz onları? Çünkü bizim için bir şey ifade ediyor oluyorlar. Neden dümdüz tişörtlerin üstünde sırf bir yazı var diye onu alıyoruz? Çünkü bizim için bir şey ifade ediyor oluyorlar. Karşınızdaki insanın nasıl bir insan olduğunu anladığınızda, mesela özgür ruhlu bir insansa vahşi hayatı ya da şu doğayı, onun daha vahşi olabileceğini ya da işte, ne bileyim, bir işte kurt olabilir, işte kaplan olabilir falan, yani o tarz bir kolye ucu ya da
bu tarz bir şey. Karşınızdaki insanı az tanıyorsanız ve o insanın o tanıdığınız süre boyunca nasıl bir insan olduğunu düşünerek ona göre bir şey alabilirsiniz. Burada mesela şey de yapabilirsiniz. Hani ama bu bir risk. Öncelikle onu söyleyeyim. Diyelim ki bir insanın bildiğiniz bir fandomlığı var. Yani mesela Doctor Who hastası. Benim gibi düşünelim. Şimdi şöyle bir durum var. Ben gerçekten çok büyük bir Doctor Who ve Harry Potter hastasıyım. Yani o yüzden bana alacağınız her şey muhtemelen ya bende var ya ben köstebekle görüp beğenmeyip almadım. Çünkü hani bu skalada zaten çok az isteyebileceğim şey var. Yani bana çok yaratıcı, mesela TARDIS şeklinde bir kedi evi hediye etmiyorsanız bana TARDIS hediye etmeniz çok mantıklı değil. Ya da mesela ben para biriktirmek istiyorum. Bana TARDIS şeklinde bir kumbara verebilirsiniz. Ama benim zaten milyon tane kupası olan bir insansam bana üstüne TARDIS olan başka bir kupa almanın çok bir anlamı olmayabilir. Ama mesela bir eve yeni taşınmışsam ya da işte birinin evinde kalmaya başladıysam o insan bana mesela bunu hediye edebilir. Bu hani yine işte senin olan bir şey olsun yeni evinde ve senin yansıttığına inandığın bir şey demek. Mesela bu tarz hediye alabilirsiniz ama bu tarz almamak lazım şeklinde öyle ayrım yapmak istedim. Evet, yani tanımadığımız insanlarla, aslında tanıdığımız insanlarla da aynı şey geçerli. Asıl önemli olan şey o insana bir şekilde önem gösterdiğimizi göstermek. Yani siz gerçekten almak zorunda olmadığınız bir insana bir hediye alıyorsanız en azından onu düşünerek almanız onlar için daha mantıklı. Çünkü mesela zaten almak zorunda değilsiniz. Yani komşunuza, tanımadığınız komşunuza hediye almak zorunda değilsiniz yılbaşı için. Ama alıyorsunuz diyelim ki. Eğer almayı seçiyorsanız da dandik onun kenara atacağı, pratik olmayan, kullanamayacağı bir şey alırsanız o zaman hiçbir anlamı yok aldığınız. Yani aldığınızla kalırsınız. O yüzden o alacağınız hediyeyi başka bir şey, başka birine alabilirdiniz. O yüzden de tanımak, yani en azından önem vermek daha önemli. Bu arada hem tanıdığımız hem tanımadığımız insanlara hediye alırken aldıktan sonrasını da düşünmek lazım. Yani ben bu konuda mesela hediyelerin paketlenmesi konusuna çok önem veriyorum. Çocukluğumdan beri paket açmak hediyelerle ilgili en sevdiğim kısım oldu. Çünkü o paketin içinden neler çıkacağının beklentisi, o sürpriz anı ve yani o paketin muhteşem görünümü, onu açarken hani özel paketlendiyse özel, mesela hani kişiye özel. Yani gidip de mesela SW2'den bir tişört almış olabilirsiniz bana. Ama SW2'den aldığınız tişört SW2 poşeti içindeyse ve SW2 paketi içindeyse benim için heyecanlanılacak bir şey değil o mesela. Hani onu ondan çıkartıp, ya bana gider isterseniz Calvin Klein bilmem ne almış olun. Ama bana yine de Calvin Klein poşetiyle vermeniz onu heyecanlandırıcı bir şey değil. Daha farklı bir poşetleme yöntemi ya da ne bileyim hani hediyeye tam ulaşmadan önce. Hani yine mesela şey olabilir. SW2'den gidelim yine. SW2'nin kutusu olabilir şimdi. Bir saattir SW2 kutusu olabilir. Siz üzerine başka bir paket daha yaparsınız. Yani ben ilk baktığımda hediyeye hala o heyecanı koruyabilmeliyim. Bu tanıdığınız insanlar için de geçer, tanımadığınız insanlar için de. Hediye almak kadar hediyeyi paketlemek de önemli. Çünkü o insana verdiğiniz değeri gösteriyor hediyeyi paketlemek. Ben gerçekten hediyelere çok büyük değer veren bir insanım. Bunun büyüklüğü hiç önemli değil. Ama bana nasıl sarıldığı önemli. Nereden alındığı değil, benim ne sevdiğim için alındığı, bana ne ifade ettiği için alındığı önemli. Ve eminim ki herkes için de böyle. Yani bana bir çorap alınması, Christmas desenli ya da işte çok istediğim gibi böyle bir çorap alınması, bana hani gidip de İşte yine şey yapacağım işte Harry Potter işte kitaplık alınmasını, gerçi Harry Potter kitaplık güzel olur. Neyse, anladınız demek istediğim şey. Ondan daha iyi olabilir. Yani önemli olan hediyenin bana nasıl sunulduğu, ne düşünülüp alındığı ve benim karşımdaki insan için ne önem ifade ettiğimi görebilmem. Yani mesela bu durumda tanıdığınız insanlara geçersek de tanıdığınız insanlar sizi de tanıyorlar. O yüzden mesela sizin için çok büyük ifade eden bir şeyi onlarla paylaşmak da çok büyük bir şey bence. Yani sizin için çok önemli olan, çok beğendiğiniz bir şeyi, bir kitabı ya da işte kendi sahip olduğunuz bir tişörtü ama sizin için çok değerli olan bir şeyi. Hani ona yakıştırdığınız ama hani aslında kıyamadığınız verirken bir şeyi paketleyip karşınızdaki insana vermek de çok değerli bence. Çünkü
kendinizden bir parça vermiş oluyorsunuz o zaman. Sizin kullandığınız olabilir, bir hani kitap olabilir, işte kolye olabilir. Ne olduğu çok da hani önemli değil ama verdiğiniz şeyin kendinizden bir parça olması o insanın ne kadar düşündüğünüzü gösteriyor. Bu arada tabii ki paketi ve sunumu da önemli aynı şekilde. Tanıdığınız insanlara olan fikirlerde devam ediyorum. Tanıdığınız insanları neleri sevdiğini düşünün. Yani o insanlara odaklı bakmanız lazım. Yani çıkıp da hediyelik dükkanlara girip ya da hediyelik sitelere girip ya da işte bilmem ne albümlere girip milyon tane şey bastırmanın değersiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada zaten hediye yazıp tıklamışsınız ya da gidip hediyelik aramışsınız. Yani o insan için ya da hediyelikçiden alabilirsiniz tabii ki ama bahsettiğim hediyelerden anlamışsınızdır muhtemelen. Yani muhtemelen ya birilerine vermişsinizdir ya birileri size vermiştir bu hediyeleri şimdiden. O yüzden de hani bunlardan artık sıkıldık. Hepimiz sıkıldık. Hiçbirimiz keyif almıyoruz ki bunlardan. O yüzden 15 liraya benim keyif almayacağım bir şeye verilmesindense 15 liranın benim gerçekten keyif alacağımı düşündüğüm bir şeye verilmesini tercih ederim. O insan mesela ne almak istiyor ama parasına kıyamıyor. Onu düşünebilirsiniz tanıdığınız insanlarla. Yani çok pahalı şeylere kıyamamak değil. Mesela benim anneannem kıyafetine, makyajına, hani kendine aldığı şeylere kıyamıyor. O yüzden mesela ona bu tarz şeyler alınması çok mantıklı. Çünkü hani geri veremeyecek o saatten sonra ve eğer onu oldurmayı başarırsanız onun sevebileceği tarzda bir şey olmuş olursa gerçekten hani ona mesela yardımcı olabilir, güzel olabilir. Onun hayatında önemli, güzel bir şey olabilir. O mesela onları seviyor. Yani şu an bütün ailemi oturup özetleyebilirim size. Ama bunu yapmak da istemiyorum. Çünkü hani hepimiz için farklı olmalı bence. Ve tabii ki kendi aileme aldığım hediyeleri çaktırmak istemiyorum. Son olarak tavsiyelerim de insanlara aktivite hediye etmek. Yani ne olabilir? Aslında son iki diyelim. Mesela bungee jumping ya da bungee jump nasıl söyleniyorsa eleştirmeyin beni. Hani denemek isteyen bir insanı çok paranız var ya da işte ne bileyim ucuza falan bir fırsattan falan bir şeyler buldunuz. Onu hediye etmek. Ya da mesela çok iyi tanımadığınız birine ne hediye alacağınızı bilemiyorsanız sinema bileti hediye edin. Eğer mesela ona hediye etmek istiyorsanız da fırsat siteleri var. Fırsat bu fırsat, işte bilmem ne fırsat, işte fırsat.com falan filan. Zilyon tane fırsat sitesi var. Bunlardan giren Cinemaximum'dan işte orada şey bilet çeşitleri falan yazıyor zaten. İşte en pahalısı ne kadar 18 lira mı ne? Hani yarı yarıya hemen hemen Cinemaximum'dan alacağınız paranın. Hem de kod hediye etmiş olursunuz. O kodu ne bileyim yazın güzel bir kağıda. İşte iyi seyirler yazın. Paketleyin o kağıdı da. Öyle hediye edin. Mesela sinema bileti olmuş olur. Mesela milli piyango alabilirsiniz birilerine. Bunu tanıdığınız insanlara da yapabilirsiniz. En keyifli şeylerden bir tanesi benim yılbaşlarımda. Dedem bize hepimize işte şey hani böyle bilet alırdı. Ve hani paralar ve biletler işte böyle koltukların altında olurdu. Ailenizle eğer mesela yapmak isterseniz yapabileceğiniz hediye şeylerinden bir tanesi de bu. Ya bir hediye olabilir ya para olabilir. Küçüklü büyüklü paralar. Bunu bayramlarda yapıyorduk sanırım. Evet bayramlarda ya da ama yılbaşı için de çevrilebilir. Bu tarz bir şey yapabilirsiniz. Yani mesela koltuklar genellikle kaldırılıyor çoğu evde. Benimkinde kaldırılmıyor da. Kaldırdığınızda altına mesela para koyabilirsiniz ya da değişik hediyeler koyabilirsiniz herkese hitap edecek. Sonra aile bireyleri kendi koltuğunu seçer ve oturur oraya. Oturduktan sonra da altında ne varsa o da onun olur. Bunu yılbaşı biletleri için yapabilirsiniz. Ondan sonra hani birçok şey için yapabilirsiniz. Sadece hani hayal gücünüzü kullanın. Çünkü gerçekten muhteşem bir şey bence. Bilmiyorum yani ben çok mutlu olurdum eskiden. Böyle şeyler yaptığımızda. Onun dışında mesela birinin evini süslemek için ona bir süsler vermek eğer bunlardan hoşlanıyorsa. Mesela başka bir hediye örneği olarak da şey verebilirsiniz. Birilerine bir üyelik hediye edebilirsiniz. Mesela tur hediye edebilirsiniz mesela. Hani böyle şeyleri de hiç kaçırmayın gözünüzden. Hediye demek illa gidip de bir şey almak değil. Uçak bileti hediye edebilirsiniz. Tren bileti hediye edebilirsiniz. Ne bileyim vize başvurusu hediye edebilirsiniz. yani yapabileceğiniz bir sürü şey var ve hani umarım bunları da değerlendirirsiniz bir insan hediye verirken. Özellikle yakın olduğunuz insanlara ve özellikle evinde milyon tane şey barındırmak istemeyen ve bir tane daha bibloya ihtiyacı olmayan insanlar varsa onlara deneyim hediye etmek daha mantıklı. Yine bu tür insanlara hediye edebileceğiniz bir başka şey de üyelik.
Mesela işte şey bu kutu üyelikleri var. Onlar biraz saçma geliyor bana ama mesela ben Çado üyeliği yapmıştım. 33 lira mıydı neydi aylık? Mesela 4 çeşit çay geliyor. Değişik yörelerin, değişik ülkelerin ve hani çok güzel bir şeydi aslında ama sonrasında tabii hani bütçeden kısmak için sildim onu çünkü her ay 33 lira vermek istemedim açıkçası. Hani farklı farklı çaylar olmadan zaten bitiremiyorum da her ay onları yani. Dedim ki giderim, her ay başka bir çay içerim. Hani onu tercih ettim ama bunun sevebileceğini düşündüğünüz biri varsa böyle şey var, kahve olanı var, siz yapabilirsiniz böyle bir şey. Ya da ne bileyim bir dergi üyeliği, bir gazete üyeliği hediye edebilirsiniz. Hani bilmem aklıma başka şeyler gelmiyor ama milyon tane üyelik var çeşit olarak. Spor üyeliği de hediye edebilirsiniz mesela eğer o kadar para harcayabilirsiniz. Hani bunlar da deneyim hediye etmek ve ben bunları da mesela çok mutlu olurdum. O yüzden milyon çeşit hediye var. O yüzden de ben hediye bulamıyorum diyen insanları anlayamıyorum. Gerçekten araştırmıyor demek bu. Hani karşınızdaki insanın ne istediğine bağlı olarak herhangi bir şey hediye edebilirsiniz. Küçüğü büyüğü hediyenin tabii ki olur. Olmaz diye bir şey yok ama sizin elinizden ne geliyorsa, karşınızdaki insanın gerçekten düşündüğünüzü gösterecek bir şey olduğu sürece ne kadar büyük olduğu o insanlar için o kadar büyük hani büyük bir mevzu olmayacak. Çok fazla büyük dedim. Umarım anlatabilmişimdir. Hani çok hızlı konuştuysam özür dilerim. Hani şu kocaman bardakta 3. kahvem. Kafamı yanına tutayım da ne kadar kocaman olduğunu anlayın. Yani kafamın yarısı kadar bir bardakta 3. bardak kahvemdeyim. Biraz fazla kahve yapmışım. Onun dışında bana bir şey hediye etmiş olmak isterseniz de kartpostal gönderimi yapıyorum. Eğer o videoyu izlemediyseniz Aralık videosunda anlattım. Ama tekrar böyle hani detaylı bir şekilde geçeyim. Birbirimize kartpostallar gönderelim istiyorum. Christmas, yılbaşı dönemi için. Ve hani 25'ine kadar diyelim bana kartpostallar gönderebilirsiniz. Özellikle Christmas'ta olurlarsa sevinirim ya da mesela mektup gönderiyorsanız da Christmas ağacı falan çizerseniz üzerine sevinirim. Çünkü hani o tarz bir şey olsun istiyorum. Ben burada hani sizden gelenleri gösterebilirim ya da ne bileyim az kişiden gelirse göstermeyebilirim. Bu tarz bir şeyler yapalım istedim. Bu yüzden de PTT'ye gittim. Aslında şey açtıracaktım. Ama açtıramadım çünkü bitmiş hepsi. Ve hani ocağa kadar hiçbir şey açtıramıyorsun. Vermiyorlar. Yani kalmamış. O yüzden de ama konuştum. Şöyle bir şey yapabilirsin dediler bana. PTT Kadıköy'e, Kadıköy merkeze gönderilecek işte bana gelen her şey. İşte mesela bir şey yazdınız bana, gittiniz bir PTT'ye kargolayacaksınız bana onu. O sırada orada da diyorsunuz ki PTT Kadıköy merkeze göndermek istiyorum. Adres orası olacak diyorsunuz. Kargo bilgilerini doldururken sorabilirsiniz ya da öyle yazabilirsiniz. Ondan sonra oraya benim adımla Sena Tuğçe Gürkan olarak gönderiyorsunuz. Ya da Tuğçe Gürkan olarak da gönderebilirsiniz. Çok fark edeceğini zannetmiyorum. Ama onu siz Sena Tuğçe Gürkan olarak gönderin. Yine açıklamalara yazıyor olacağım. Ama evet. Umarım gönderirsiniz bana bir şeyler. Şimdilik bu kadar. Umarım yardımcı olabilmişimdir size. Bu tavsiyeler benim hep kullandığım tavsiyeler insanlara bir şeyler alırken. Evet. Umarım işinize yaramıştır. Kendinize iyi bakın. Ben şimdi gidiyorum. Kitap kulübü toplantım var. Bu arada eğer İngilizce özel ders almak isteyip de İstanbul'da olan varsa aşağıya yazsın. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.